Evet, gösterimden sonra Tunç Şahin'le güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sizin de sorularınızı bekliyoruz. İyi seyirler. Herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün yanımızda Tunç Şahin var. Filmimizin yönetmeni. Onunla bir söyleşi yapacağız. Sizlerin de sorularınızı alacağız. Öncelikle ben Tunç Bey'e ilk soruyla başlamak istiyorum. Acaba neden böyle bir hikaye, senaryo yazım aşaması nasıl gelişti? Neden böyle bir konu seçtiniz diyerek? Çok teşekkür ederim Emre. Öncelikle hepinize tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Filmi baştan sona seyrettiğiniz ve kaldığınız için. 2019'da biz bunu yapmaya kalkıştık. 2020'de pandemi yüzünden bir ufak bir tökezledik. O yüzden de seyirciyle buluşması biraz uzun sürdü. Nihayet film bittikten 2 sene sonra hala seyirciyle seyretmek çok keyifli. Tekrar teşekkürler o yüzden geldiğiniz için. Filmin hikayesinden bahsedeyim nereden çıktığından. Yani 2016'da maalesef benle kız kardeşim de benzer bir şekilde bankalarla ilgili böyle bir borç şeyin içinde bulduk kendimizi. Böyle birdenbire böyle bir bankadan gelen bir telefonla bu filmde bahsettiğimize benzer bir şeyin içinde bulduk. Ve ilk birkaç hafta bayağı şaşkın ve kandırılmış bir şekilde o telefonun ucundaki kişinin dediği her şeyi yaptık. Ve bir sürü yanlış karar verdik. Ve ben o süre içinde çok sinirlendim. Çok moralim bozuldu, çok sinirlendim. Bu hikaye bende kaldı. Ve bir süre sonra böyle araştırmaya başladım. Ya bu nasıl bir sistem, ne oluyor, ne bitiyor diye. Aklımda film yapmak da yoktu. Ama bir süre sonra şunu sorgulamaya başladım. Ya bir insan nasıl olur da her sabah kalkıp böyle bir işe gidip böyle bir yerde çalışabilir diye. Yani borçlu, hayatının çok sıkıntılı noktalarında olduğu bildiği kişileri arka arkaya arayıp onları sıkıştıracağı bir işte nasıl çalışabilir diye düşünmeye başladım. Başlangıçta aslında ilk düşündüğüm, ilk hayal ettiğim kısımda daha borçluğun tarafından bir şey anlatmak vardı. Ama araştırdıkça şunu öğrendim. Bu kurumlarda çalışan insanlar, filmde gördüğünüzden çok daha zorlu da olabiliyorlar ama aslında devri daimi çok yüksek işler bunlar. Yani insanlar o iş yerlerinde çalışmayı pek de kolay da tahammül edemiyorlar. O işin duygusal yüküyle çok başa çıkamıyorlar da. Bir yerden sonra fark ettim ki aslında benim kızgın olduğum şey doğrudan bu çarkın dişlerinden bir tanesi aslında ve onlar doğrudan kızgın olduğum şeyin kendisini temsil etmiyorlardı. O zaman yani ilk bir senenin sonunda ben böyle bir hikaye anlatacak olursam acaba onların gözünde anlatsam nasıl olur diye düşünüp duygu karakterinin üzerine çalışmaya başladık. Birkaç kez oturdum böyle. 2018'de bir kere denedim. Kalkamadım altından. 2019'da 2 farklı zamanda tekrar yazmaya başladım. Ve 2019'un sonunda gördüğünüz kurguya erişti film. 2020'de de çekip hemen vizyon sokmak üzere bir yola çıktık. Ama maalesef hiç tahmin edilen gibi olmadı. Ve pandemi yüzünden bayağı bir gecikmeyle beraber 2 yıllık süre sonunda burada şimdi sizinle birlikteyiz. Ben şeyi sormak istiyorum. Pandemiden dediniz hani bir erteleme oldu. Peki pandemi döneminde film çekmek acaba nasıldı? Yani ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Çünkü çok ciddi işte sokağa çıkma yasakları, işte belirli saatlerde giriliyor, çıkılıyor. Değil mi? Şey bir takım hijyen kuralları, bir anda bütün film çekme pratiğinin başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor herhalde. Nasıl oldu pandemide film çekmek? Ya ben çok kaygılı bir insanımdır, çok endişelenirim. Profesyonel olarak yaptığım işlerden birisi endişelenmek benim. Ben böyle Wuhan'da grip çıktığında, bu virüs çıktığında böyle 3. gün itibariyle takip etmeye başlamış, endişelenmeye başlamıştım. Sinemacı bir arkadaşıma söyledim işte yani inşallah çekebilirsek diye. Oğlum dedi, Wuhan'da mı çekeceksin, niye dert ediyorsun diye.
Ya kazın ayağının öyle olmadığı ortaya çıktı. Biz 18 Mart'ta sete çıkacaktık. 11 Mart'ta ilk Türkiye'de vaka çıktı. Sete çıkmamıza 4 gün kala da set iptal oldu. Yani set iptal oldu çünkü ülkecek hep beraber hapis olduk. Ve 3 ay boyunca ben filmi çekemeyeceğimizi düşündüm. Haziran 1'de yasaklar kalktığında ilk sete çıkan ekibiz biz. İlk kez işte bir iki dizi vardı galiba iptal edilmiş. Onun dışında ilk sinema filmi sete çıkan. Sinema Televizyon Sendikası daha henüz kurallarını oluşturmamıştı. Sendikadan bir arkadaşı ekibe kattık. En zor kısım pandemide çekmenin bir sürü yeni kural var işte ne bileyim. Oyuncuları ayırmamız gerekiyor. İşte makyöz ama onlara dokunuyor. Herkesin girip çıkabildiği alanlar var. Günde çekebildiğimiz saat sayısı kısıtlı hale geldi. Ekstradan maske, ekstradan işte dezenfeksiyon ekipleri gibi şeyler oldu ama en büyük sıkıntı burada gördüğünüz filmde de aslında bir tık hissediyor musunuz bilmiyorum onu ama geniş açı kullanamıyorsunuz çünkü kadraja sürekli olarak da maskeli insan giriyor. Yani ve daha yeniydi o sırada. İlk versiyonda aslında ilk çekeceğimiz versiyonun parkta geçmiyordu mesela mevzu. Bir sürü şeyi açık havaya almak ya da işte ne bileyim daha az figüranlı bir versiyona çevirmek zorunda kaldım ama yani o kadar zor bir şey ki maskeli insan görmemek. Hele de pandeminin en tepe noktasında işte şeyin Ceren'le Bahadır'ı gördüğü sahne Eray'ın. O noktada geçen araçların hepsinin içinden geçiyor. Yani maskeli insanlar yolu kesiyoruz. Yolu kesiyoruz. Karşı apartmandaki insanlar balkona maskeli çıkıyorlar. Yani filmciliğin içinde her zaman şey vardır. Yani bir sürpriz elementi vardır. Mutlaka başınıza bir şey gelir. Mesela bu filmde pandemiden daha çok bizi zorlayan şey en sondaki kafe sahnesinde arılar bastılar. 7 arkadaşımızı arı soktu. Allah'tan oyuncuları sokmadı şeye de. Yani her zaman mutlaka başınıza gelecek tahmin edilemeyen şeyler oluyor filmde. Pandemi de bunun şeylerinden birisiydi. Bir tık benim hayal ettiğimden başka bir yere doğru gitti ama ben şimdi geri dönüp izlediğimde ah keşke tüh demiyorum. Filmin bu haliyle de şeyim kabulüm ve seviyorum filmi. Yani aslında şimdi tabii biraz da bizim sektörümüzde şeydir ya hani biz çok belki sektör dışında olan konuklarımız için biz çok kısıtlı bütçelerle çok dar zaman aralıklarında bir şeyler üretmeye çalışırız ve işte pandemi bunu anladığım kadarıyla bir zorlaştırıyor yani çünkü süreciniz uzuyor işte bütçeniz değişiyor artı bir de üstüne bir de dağıtım süreci giriyor değil mi yani filmi gösterim anlamında da bir şeyiniz oldu herhalde. Dağıtma konusunda bir pandeminin nasıl bir etkisi oldu? Yani işte çok uzun süre beklememiz gerekti. Yani biz bunu Haziran'da çektik ama yani ilk kez vizyona çıkmamız 2021 Eylül'ü buldu. Bu bir de Kültür Bakanlığı destekli bir film. O yüzden sinemaya girmesi gerekiyor ama bir Blue TV'nin yatırımı var. Onlar da bir an önce çıkmak istiyorlar. Ama sinemaya girerse 5 ay kur beklemek diye bir şey var. Sinemaya giren her film 5 ay boyunca başka hiçbir yerde gösterilemez ülke mevzuatları gereğince. Öyle arada bir top çevirmek. Bir de pandemi hepimizin ilk pandemisiydi ya. Yani daha önce pandemi görmedik. Yani ne zaman biteceğini kestiremiyoruz. Hep sanki 3 ay sonra bitecekmiş gibi geldi. Ve bir süre sonra hiç bitmeyecekmiş gibi geldi ya şeyde. 2021 Eylül'de en sonunda pes ettik biz. Dedik ki tamam yani. Yani daha da bekletemiyoruz. Salonların ilk açıldığı zaman çıktık. O yüzden gerçek anlamda hayal ettiğimiz gibi bir seyirciyle buluşma şeyi olmadı. Ama su akıyor yolunu buluyor yani şu an siz seyrediyorsunuz. Arada Netflix'te gösterildi. Ufak da olsa vizyon yaptık. Antalya Film Festivali'nde gösterildi film. Bir takım festivallerde gösterildi. Blue TV'de zaten Şubat ayından beri var. Blue TV'nin ortak yapımı. İnsan kötü şeyleri bir şekilde unutuyor. Yani ben yine de sürecin karşısında mutluyum. Antalya demişken Antalya'dan bir senaryo, en iyi senaryo ödülümüz ve şey var değil mi? Nezaket Erden'in aldı. Filmde Tilbe karakterini oynayan arkadaşım Nezaket Erden'in aldı. En iyi yardımcı kadın oyuncu Altın Portakalılar. Evet. Ben yine o senaryo mevzusuna aslında dönmek istiyorum. Şimdi zaten biz aslında genelde bu tür filmlerde şeye alışkınız. Yani mağdurların tarafından hikayeyi izlemeye ve ağırlıklı olarak erkek karakterler üzerinden izlemeye alışığız. Ama sizin filminizde ana karakterlerimizin yoğun olarak kadınlar. Neden işte böyle bir işte hani Türk sinemasında biz bunu çok görmüyoruz aslında. Kadın karakterlerin başrolde olduğu işleri çok fazla görmüyoruz. Nasıl o yazım sürecinde nasıl bir karar verdiniz ve neden böyle bir tercihte bulundunuz?
Ya ben daha önce de bir tane uzun metraj yapmıştım karışık kaset diye. Arada Blue TV 700 diye bir iş yaptım. O 7 tane bir bölüm, birer saatlik filmlerden oluşuyor. Şöyle bir şey duydum arada 700'den sonra. Bechdel testi diye bir test varmış. Sinemada kadın görünürlüğüyle ilgili. Bunu bir filmin Bechdel testinden geçmesi için 3 tane kural lazım. 1. Bir filmde 2 tane kadın oyuncu olacak, isimleri olan. Bu iki kadın birbirleriyle konuşacaklar ve konuşacakları şey erkeklerle ilgili olmayacak. İster aşk olsun ya da ister savaş olsun. Erkeklerin yaptığı şeylerle değil, kadınlar birbirleriyle kendileriyle ilgili konuşacaklar diye bir kural. Aslında çok basit görünüyor değil mi? Ya Oscar alan pek çok film bu kuralı geçmiyor. Benim filmlerim de geçmiyormuş. Yani geri dönüp baktığımda benimkilerin de geçmediğini fark ettim ben. Böyle bu bana tuhaf geldi. Ki ben bu konulara uyanık bir insan olduğumu düşünüyordum şeye. Ve o yüzden bu böyle bilinçli bir kararla başlarken zaten daha kadınların hem oyun kurucu oldukları, yani işte ne bileyim, gerekirse sorgulayan, gerekirse sonda işte yargılayan, gerekirse kurban, gerekirse av ya da avcı olabilecekleri bir hikaye kurabilir miyiz diye düşünüyorum. O anlamda bence bir miktarda kadın dayanışması film, yani böyle büyük büyük konuşan bir yanı yok ama yani ben yazar olarak da baktığımda bazen işte senle de bir tık konuştuk ya şey, ben şey hissetmiyorum yani kadın karakter yazmakla erkek karakter yazmak arasında çok, yani hepimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hepimiz bu politik şeyin içinde, türbülansın içinde suyun üstünde durmaya çalışıyoruz. O anlamda bir kadının da bir kadının bir erkekten farklı bir mücadelesi olduğunu düşünmüyorum. O anlamda beni zorlamadı ama bilinçli olarak verilmiş bir karar bu. Evet, çok güzel. Çünkü hani Türk sinemasında çok karşılaşmıyoruz bununla ve kadının görünürlüğü açısından bence çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz o anlamda size. Avcı dediniz. Filmin ismi de zaten işte insanlar ikiye ayrılır. Aslında ayrılıyorlar mı gerçekten? Benim çok kişisel yorumum mesela seyrettikten sonra aklımda kalan şey çok gri bir noktada aslında insanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani gerçekten filmin adındaki gibi ya da o diyaloglarda söylendiği gibi insanlar ikiye ayrılıyor mu? Yani filmin tam olarak ne söylediğiniz aslında o karar sizde, yani film ne diyor kararı sizde. Onu ben şu anda açıklasam olur mu onu bilmiyorum. Mesela yani ya da her önünüze geleni imzalamayın bence. Dikkat edin, mutlaka bir sorun. İnsanlar bence ikiye ayrılmıyorlar. Yani filmde ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani insanları ikiye ayırmak Eren'in söylediği şekliyle tahakküm altına almak isteyen kişinin kullandığı bir araç. Kendisini temize çıkartmak için. İnsanlar ikiye ayrılıyor, ben zaten kazananların tarafındayım diye. Bir yandan da aslında ona dalga geçtikleri için sürekli tekrar ediyorlar bunu. Onu kendi cümlesiyle alt etmek istedikleri için. Genelde benim yaptığım diğer filmlerde, yani şimdi üzerine çalıştığım, bundan önce yaptıklarımda da hayatta ben böyle çok saf kötü ya da saf insanlara karşılaşmadım. Biraz konuşunca herkesin bir hikayesi çıkıyor ya şeye. Öyle bir karar almak mümkünse işte ne bileyim herkesin yerini anlayabilir miyiz? Olumlamasak bile, yani şey hak vermesek bile. Eray benim aslında yazdığım ilk kötü karakter. O bile bence işini yapıyor yani. Yani o sistem işte kendisine verilmiş bir boşluk var. İster mevzuasal bir boşluk olsun o. İşini yapıyor. Yani öyle insanları ikiye ayırmak o kadar kolay değil. Öyleyse de kimin kim olduğunu ilk bakışta anlaşılabileceğini düşünmüyorum ben. Evet, biraz maskeler sürekli değişiyor gibi değil mi? Bir avcı, bir av olunuyor. Yani Eray için de öyle geçerli aslında değil mi? Ya her evet. İlişkide yani bence evet. Bu romantik ilişkilerde bile öyle. Yani hiçbir şey başladığı gibi gitmiyor yani. Çok aşık kişi tam tersi peşinden koştuğunuz kişinin sizin peşinden koşmanız gerekebiliyor sonunda. O dengeler sürekli değişebilen bir şey. Oyunun kuralları değişime açık. Oyunun kuralları değişime açık ama sistem pek değişime açık değil mi? Onu ben sistem, ya yani sisteme getirmek istiyorum aslında sözü. Az önce de siz bahsettiniz. Sistem eleştirisi diyebilir miyiz film için? Genel olarak yani hani böyle bahsedebilir miyiz? Yani benim kendi kızgınlığım olduğu için ben bir şey eleştiriyorumdur ama ben de mesela çıktığımda şey dedim. Ben de bu sistemi, kapitalizmi eleştireceğim ve alt edeceğim diye böyle büyük bir cümleyle oturmadım şeye. Her ne kadar bankan adı Kapital Bank falan falansa. Yani bazen bana gelen eleştirilerde şey oluyor, en sert eleştirilerde. Kapitalizmi yeterince eleştirmediğimi düşünüyor bazı seyirciler. Sonuçta bankayı alt etmiyorsun diyorlar. Birincisi benim karakterlerim zaten harika insanlar değiller. Yani
kendini kurtarıyorlar sadece. Başkalarına da şey yapmak yerine kendilerini kurtarıyorlar. İkincisi, benim filmimin özelinde kapitalizmi çökertmek sanki onların boyunu aşacak bir şey. Ama ben bu talebi mesela şey buluyorum, mantık. Yani filmle bir şekilde ilişki kurmuş ve daha fazlasının olmasını istediği için olumlu buluyorum. Ama yani onların boynunu aşacak bir şey. Yani bankacılık sistemini çökertemezler. En azından bir tane oyuncuyu, yani ya da çarkın bir dişlisini kırıp kendilerini kurtarmak için şey yapıyorlar. Ha, ama kurtarıp ne yapıyorlar? Yine kafa açıyorlar. Yani pandemi ise battılar ona yani. Eğer arkasından pandemi geliyorsa muhtemelen battı bu arkadaşlar. Soru alalım mı? Alalım isterseniz. Sanki. Soru. Sizlerden alalım soru. Evet. Mikrofon şey onu ben... Bunu... o gidiyor galiba. Aslında... 1, 2, 3. Evet. Aa, bu çok daha sağlammış. Merhaba, ben Kadir Dağhan. Öncelikle tüm dillerden kutluyorum. Zannediyorum izleyiciler de aynı fikirdedir. Bir sahnenin, bir sonraki sahnede izleyiciyi bu kadar ters köşeye yatırdığı başka bir film izlemedim. Film çok başarılı. Filmde kendimi gördüm. Sizin söylediklerinizden kendimi gördüm. Uzatırsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Emekli bir sağlıkçı ve gıda mühendisi olarak 69 yaşındayım. Özellikle bu patlayan bombalarda insanların öldürülmelerine, kadınların katledilmelerine hep düşünürdüm. Ya insan nasıl bu kadar vicdansız, ahlaksız, aşağılık olabilir? 2015 Ankara'da gar katliamında bulunan biri olarak her şeyi geride bıraktım ve uzun uzun düşündüm. Sizin yaşadığınız banka travması gibi ben de onu yaşadım ve 4 kitap yazdım. Reklam yaptığımı düşünmeyin, ahlaksızlık sayarım bunu kendi adıma. Çünkü 10 Ekim'i unutmamak, unutturmamaya adadım kendime. Ve bakıyoruz değişen bir şey yok, insanlar ders almıyor. Ama siz öyle bir konuda hepimizin düşünmeden imza attığı bir konuya o kadar güzel el atmışsınız ki. Hastaneye gidiyoruz, imzalıyoruz. Orada imzayı attığınız an hastanede başınıza ne gelirse gelsin itiraz etme hakkınız yok. İşte bir telefon alıyorsunuz, imza atıyorsunuz. Başka bir şey yapıyorsunuz, imza atıyorsunuz. Bitiriyorum. Soruyu ben size tekrar tüm dillerden teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Eğer izin verirseniz ikinci kitabımı size armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok onu çıkışta şey yapalım. Teşekkür ederiz. Başka tarafa doğru. Merhaba. Alaaddin Ali Yolcu ben. Ben de filmi beğendim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Av mevsimi gibi bir lezzet oldu. Av mevsimi film. Cem Yılmaz'la Şener Şen'in filmi yine orada avcı olayı sürekli değişiyordu. Bu da çok güzeldi. Şu sorumu sormak istiyorum. Bir Sol Kapital Bank'ın memuresi ya da müdürü. Orada olayı bilerek mi acaba şeyi sıkıştırdı Eren'i? Olayı biliyor muydu o şeyin yapıldığını? Orada sanki renk vermedi. Bilerek sanki Eren'i sıkıştırıp imzalattı diye ben öyle algıladım. Çünkü geldi, sorguladı, cevap istemedi. İki, keşke biraz dediğim gibi biraz kapitali eleştirseydiniz, kapital sistemi. Bankada biraz zarar görseydi ya. Sadece taşerona yıkmasaydınız bu işi. Bu sadece eleştirim. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani muhtemelen bir miktar, yani ne kadarını anlamıştır bilmiyorum ama sanki zaten orada Eray'dan çok hoşlanmıyor gibi. Yani özellikle de şey yapıyormuş gibi duruyor. Ona bir şey, yani sizin anladığınız kadarı doğru olan kadarıdır muhtemelen. Yani banka ile ilgili şeyinizi anlıyorum. Dediğim gibi o yani bana geçiyor hissi. Bankanın saçını bu kadar çekebiliyoruz normal hayatta da. Yani benim şeyim çapım kuvvetim bu kadarını yetiyor şeye. Başka bir hikayede, başka bir şeyde tekrar ödeşiriz belki. Sadece saçını çekecek kadar yetti. Arkada. Öncelikle film çok güzel. Çok tebrik ediyorum sizi. Ama ben de bir banka çalışanı olarak size bir şey söylemek istiyorum.
biz bir kredi verirken o kredinin geri gelmesini umut ediyoruz. Gelmediği zaman da üst yöneticilerimiz o krediyi nasıl geri alacağımız konusunda bizim performansımıza etki ettiği için mecburen de bu takip sistemlerini uygulamamız gerekiyor. Evet, bankaya gittiğinizde müşteri temsilcisine sorabilirsiniz. En azından imzaladığınız sözleşmenin özetini. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Yaşar. Yani bu benim şu ana kadar karşılaştığım en direkt ve en zorlayıcı sorulardan birisi. Bunun benim kuzenimden gelmiş olması çok manidar. Yani teşekkür ederim. bu başka bir yerde değil de burada bana sağ sol. Teşekkür ederim abi. Yani ona ne şüphe? Ya ben borç alalım ve bankaya ödemeyelim. Bankacılık sistemini kendisi gereksizdir demiyorum ama yani hepimiz, ben kendi dahil olduğum olaydan da biliyorum ki var olan mevzuat esnetilip, zorlatılıp, aynı zamanda bu borçlar sadece Türkiye'de değil, borçlar başka üçüncü kuruluşlara, varlık şirketleri diye onlara verilip ve bizim kişisel verilerimiz dahil olarak satıldığı ve o noktada yani kanun koyucu ve uygulayıcının gerekli böyle bizi koruma şeylerini yerine getirmedikleri bir yerdeyiz ve bunun çok fazla kurbanı var. Ben tabii ki yaptığınız işe saygı duyuyorum ve yani film olarak da şey demiyorum yani. Alalım borcu ödemeyelim arkasından da şey yapalım gibi bir derdim yok ama burada başka bir açık var ve bu açıktan çok fazla can yanan insan var. Bir farkındalık için yapılmış bir şey. Evet. Arkada bir beyefendi. Tebrik ediyorum öncelikle. Benim ikinci izleyişim çok hayran olduğum bir senaryoydu ilk izleyişimde de. Çok güzel bir film izledik. Ben her anlamda çok beğendiğim bir film. Sormak istediğim birçok soru da soruldu. Ben diğer sorulardan birini sorayım. Kapital Bank'ın burada bir tasvir edilme şekli var. Bir kapital anne olarak tasvir ediliyor. Bir kadın figürü, yaşlı bir kadın figürü vesaire. Burada özel bir temsil var mıydı kafanızda bu tabloyu oluştururken, o afişi oluştururken? Bir o kısmı merak ettim. Bir de oyuncu seçimleri konusunda ilk seçimleriniz böyle miydi? Orada nasıl bir şekil aldı? Çünkü karakterler çok iyi oturmuş yani. Herkes evet bu olmalıydı, bankacı o olmalıydı şeklinde. Çok iyi oyuncu seçimleri var. Oyuncu seçimleri süreci nasıl oldu? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bankayla ilgili mesela ilk başta bütün bankaların şeylerine baktığınızda reklamlarda hep böyle cıvıl cıvıl, rengarenk, işte ayıcıklar, vadacıklar, böyle onların her bir renkleri de seçiliyor ya ve şeker şurup bir şey anlatılıyor size. Banka yanınızda, işte sürekli size destek oluyor, sizi düşünüyor gibi. Ama kazın ayağı öyle değil. Bu şeyin içinde anlatılan böyle bir peri anne, Cinderella hikayesi vardır ya. Yani ben o şeyi hiç sevmem, o masalı. Çünkü peri annenin yardım etmeye niyeti olsa, karakterin söylediği gibi, baştan onu oraya çıkartmaz gibi geliyor. O yüzden hani anlatacaksam onun üzerine anlatmak gibi. Yani bir de bu filmde sürekli arkada bir korkulan ama görmediğimiz bir anneler var. Her iki kızın da annesi var. İşte sürekli böyle bir bahis olarak geçen böyle bir ve şey de aslında onun ikamesi gibi. Bankanı sorgulayan, kadın da o böyle otoriter, yer yer şefkat gösteren, yer yer yargılayan bir anne figürü gibi şeyde. Yani hem tokat atıyor, yani her iki kadının da anneyle ilgili derdi var. Öyle, o yüzden böyle bir koruyan, kollayan ama yer yerde zalim davranabilen bir figür istemiştim. O yüzden böyle bir kurumsal kimlik şey oluştu. Oyuncularla ilgili ben genelde çok şanslıyımdır. Yani hep çok iyi oyuncular denk gelir bana. Hep çok da kalplerini açarlar burada da böyle gerçekten hani ilk aklıma birileri gelerek yazmıyorum. Ama ilk tanıştığım ve olmasını istediğim kişiler hemen hep oldular Yani bir kısmını tiyatrodan tanıyordum zaten. Tilbe ve Müge karakterlerini oynayan oyuncuları tiyatrodan tanıyor ve bir şekilde iletişimim vardı, bir hayranlık şeyle. Pınar ve Burcu'yla bu film özelinde tanıştık. Aras'la da öyle. Aslında normal oyuncu seçimi şeklinde oldu. Ve arada bir sürü kişiyle konuşuyorsun. Bu insanlarla kafamız daha oydu. Onlar senaryoya daha büyük bir heyecanla karşılık verdiler. O yüzden onlarla çalıştık. Öncelikle teşekkür ederiz. Verilmek istenen mesajı tam olarak vermişsiniz aslında. Ama ben hani izlerken böyle sanki bir seminere katılmışım gibi, hani onu anlatıyorlar ya, hani işte avcı. Bir de olaylar işte birden tersine dönüyor. Kim kime ne ayak çekiyor hani belli değil. Hani ben bile ben bile diyorum neyse yani kendim şey yapmayayım.
yani norm bir sürü hani cahil veya işte hani yanlış, belki de yanlış konuşuyorum da. Neyse işte bunu belki idrak, belki bugün çok yorgunum. Hani idrak etmekte zorlanan bazı insanlar olabilir. Yani biraz böyle arada esler, böyle daha yumuşatıcı bir şeyler mi olsaydı hani arka planda hayatlarıyla ilgili, hani biraz daha rahatlatan, yani böyle takip etmekte gerçekten hani anladım, anlaşılmayacak bir şey yok da, ama böyle zorlandım bir ara, böyle hani bir teneffüse çıkma ihtiyacı hissederdim. Arasız seyrettiniz bir an, onun da etkisi var. Arasız. Onun da etkisi var, hani öyle bir şeyler olamaz mıydı, ama o zaman da verilmek istenen mesajı mı tam anlatamazdınız tabii o zaman da. Hani olayların, daha önce hani bu tip olayların içinde bulunmadım. Hani borç harç falan belki de ondan. Ama bununla bu işleri de öğrenmiş olduk hani. İyi, öyle bir iş yaradıysa. Yani haklı olabilirsiniz şeyde. Yani böyle bir ihtiyaç hissettiyseniz. Bana filmi anlamadım, algılayamadım diye gelen olmadı pek. Ve çok farklı yaş grubundan ve şeyden seyircilerle seyrediyorum oradan. Yani o anlamda mesela ya filmi anlamadılar çok gelmedi. Şunu üst üste, yani anlamadım değil de hani hep böyle bir şey. Ama yani biraz şöyle, şu yüzden yapılıyor. Yani onu şu yüzden yaptım. Ben kendim o telefon konuşmasındayken de sürekli o ketenperenin içindeyken sürekli olarak böyle bir hikaye terse dönüyor yani. Ben sizin nasıl izlerken kafanız karışıyorsa o telefonlar geldiğinde biz de tam olarak bilginin tamına haiz olmadığımız için bizim de kafamız karışıyor. Ben normalde böyle sürekli sürprizli film yazmak isteyen birisi değilim, ama bu filmin sürprizli olmasının sonu bana da sürpriz oldu. Ben telefonla konuşurken aptala döndüm. Yani işte ne bileyim, yanlış kararlar verdik. Hani 15 bin lira vereceksiniz bu akşama kadar diyor. 15 bin lirayı bulamıyoruz diyoruz. 15 bin lirayı bulup aradığımda da diyor ki, ben 15 demedim, 19 dedim. Ya ama filan diye, hadi kapat diyor, şeye gideceğim, şimdi icra geliyor diye. Ve ona ikna olup İşte bütün o kandırılma hissini, kafanın karışması, senin hani telefonda şeyi duyuyorsunuzdur. Telefonda bir sürü insanı dolandırıyorlar ya, nasıl olabilir böyle bir şey? Seni çok fazla veriye arka arkaya, bu filmin yaptığı gibi sürekli üzerine şeyle gittiğinde, o yüzden siz eğer düşünmenize izin verirsem çözersiniz hikayeyi. O yüzden düşünmenize izin veremem. Yani eğer dışarıda onların tek başlığına oldukları anı görürseniz numara yaptıklarını anlarsınız. Yani o yüzden filmin temposu duramayacak bir şekilde ayarlanmış durumda ki borçlunun hissettiği sıkışıklığı biz de hissedebilelim diye. Benim kendi tercihim, herkese geçmiyor ya da herkesi tatmin etmiyor olabilir bu, her filmde olduğu üzere. Ama ben yaptığım şeyi bilerek ve isteyerek yaptım. Evet. Bir de oyuncu seçimleri konusunda da Burcu Birici'yi hani ben aslında seviyorum. Hani camdaki kızla izliyorum. Daha çok orada tanıdım. Bütün hareketlerini, ne yapacağını sanki önceden biliyorum falan şu bu dişin, ama siz zaten onu o diziden önce seçmişsiniz bu anladığım kadarıyla. Biz tanıştığımızda daha ne camdaki kız vardı, ne Fatma vardı, ne Boncuk vardı. Hiçbirisi yoktu yani şey. Ne yargı vardı. Evet. Yani siz tabii şu anda haftanın işte iki yıldır her akşam evet, ekranlarınızda olduğu için her mimine ve her ses sonuna hakimsiniz. Evet, doğru. Bu da onun cilvesi yani, yapacak bir şey yok. O şey Tilbe mi oluyordu, hamile olan? Evet. Ben en çok onu beğendim. O evet. Muydu ödül alan? Evet o. Tamam. Arkada en arkada bir tane. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkada doğru şey yapalım. Bir de şöyle bakmak lazım herhalde değil mi Tunç Bey? Yani bu grift bir senaryo yapısı. Çok kolay yazılan bir senaryo değil bu tarz senaryolar. Çünkü üç farklı zaman diliminde geçiyor ve bu tür senaryolarda tempoyu, çok teknik olarak bakarsak, tempoyu düşürme şansınız yok. Olamaz da zaten. Yoksa o geçişleri, zaman geçişlerini yapmanız zaten sıkıntılı olur yani. Bir de çok sıkıcı bir şey anlatıyoruz ya. Borç, harç, evet. Yani şey geliyor ve onu anlatmak zorundayım hiç bilmeyen kişiye de. Çaktırmadan anlatma işte. Seminerde hani böyle yani sıkmadan, yani boğmadan, çünkü normalde hikayeyi anlatacak olsak gerçekten çok boğucu bir şeyden bahsediyoruz ve bütün film aslında masalarda geçiyor. Ya yani bir çok boğucu bir şeydi. Tempo o yüzden de yüksek, haklısın. Evet. Kimde şu anda? Buyurun. Buyurun tabii. Bir film çekilirken zaman, tarih, yer çok önemli. Ama siz burada pandemiyi gizlediğinizi söylediniz. Yani tarihte, ileriki yıllarda bu film seyredilirken pandemi neden gelip, yani neden gizlenmiş, onu çok merak ettim. Çünkü ben pandeminin böyle bir şey olacağını bilmiyordum ki. Yani biz zannediyorduk ki yani ne bileyim 3 ay içinde bitecek bir şey. Yani arada eğer maske takıp çıkartıyor olsalardı şeyde ki onu hikayeye nasıl dahil edeceğimi de bilmiyordum. Hani o kadar yeniydi ki. Gelip geçici bir şey diye pandemiden önce olduğu hale kaldı. Arada pandemiden bahsetmemiz gerekirdi. Onu senaryoya nasıl dahil edeceğimi
çözemeyeceğim gibi zaten pandeminin ne olacağını o sırada hiçbirimiz bilmiyorduk. O yüzden dışında tutmak gerekti. Şimdi yavaş yavaş filmlerde şeylerde bahsi geçiyor. Tabii ki yani... Ben orada hani ileriki yıllarda bir tarih açısından... önemli olurdu o açıdan söylemek. O yüzden mesela 2019 diye geçiyor. Yani o şey başta bahsederken 2019'u özellikle söylettim ki pandemi olmadığını. Ben başını izlemediğim için sordum, tamam. Rica ederim efendim. İyi günler, hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle çok güzel bir filmdi. Benim başına, sonuna, ortasına, temposuna hiçbir itirazım yok. Gayet güzeldi. Şöyle bir sorum olacak. Yapımcılığını bir film ve Blue TV üstlenmiş olarak okudum online'da da. Yapım süreci nasıldı? Çünkü bir kanat online işler yapan bir platform, diğeri biraz daha sinemaya yönelik işler yapan bir platform ve dijitalin dinamikleri de sinemada çok farklı. Yani izlerken de onu düşündüm. Ben başta hikayenizi bilmediğim için hani sinema filmi olarak kurgulanmış değil, Blue TV'ye yapılmış bir iş olarak izlemiştim. Bu arada hani işte bilgisayar ekranının renk skalası, çözünürlüğü vesaire işte pek çok faktör çekilen işe de etki ettiğini düşünmüştüm. Bu süreç sizin için nasıl oldu? Dijitale geçiş nasıl? Dijitale hizmet veren bir yapımcı ile çalışmak ya da ikisini bir arada yürütmek nasıldı? Biraz bunu duymak isterim. Ben Blue TV ile zaten halihazırda çalışmıştım 700 için öncesinde. O yüzden hakimlerdi ve onlar da böyle birer saatlik film gibi yapılar. Aslında film çekiminin tekniğinde dijitale çekiyorsunuz ya da arasında çok büyük bir fark yok. Yani parada fark var sadece arada. Yani ya da ne bileyim zamanla ilgili o şey yoksa... bunu bilgisayar ekranından seyredeceğiz diye renk düzenlemesini başka türlü yapmıyorsunuz. Kulağınız kamera, mercek başka bir şey olmuyor. Yani şu an Netflix'te izlediğiniz filmler sinema filmlerini yönetmiyor. Ozan Açıklı'nın mesela filmi Kal geldi. Ozan'ın aile arasından farklı bir teknik kullandığını zannetmiyorum şeyde. Yani öyle bir şey yok. Sadece Blue TV'nin varoluşu bu filmin finanse edilebilir gelmesini sağladı. Ben bu filmi yapmak istiyorum dedim. Onlar da daha önce yaptığım şeyleri beğendikleri için başka türlü de yapmamız mümkün olmadığı için topraktan girmeyi tercih ettiler. Yani yapım olarak girmeyi tercih ettiler. Sinema şimdi özellikle pandemiyle de beraber gelmesi var. Dijital zaten yapıyordu. Sinema mecra olarak küçülüyor. Ve ister istemez dijital mecralara daha çok üretim yaptığımız bir şeyler gelebiliyor. Ben çok şanslıyım. Çünkü ben her iki tarafında şanslıyım ama yani pandemi olduğu için o şansı kullanamadım. Yani hem dijitalde zaten otomatikman görünürlüğü var olan bir şeyi yapıp hem de sinema ve festival basamaklarını kullanabilecektim. Kullandım da ama hayal ettiğim gibi olmadı pandemi yüzünden. Gerçekten film yapma şeyini çok değiştiren bir şey olmuyor. Yani yapıyorsak yani aynı projeyi Netflix'e yapıyorsak ya da işte ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi var Aşıklar Bayramı, Özcan Alper'in yaptığı. Özcan muhtemelen diğer filmi nasıl çektiyse o filmi de aynı şekilde çekti. Arasında bir teknik bir fark yok. Ya o biraz daha eski zamanlarda daha çok televizyon filmleriyle sinema filmleri arasında olan bir farktı. Orada hem bütçeler hem teknik olarak şeyler değişiyordu ama şu an dijital platformların getirdiği ekstra bir bütçesel özgürlükle beraber hem de hem içerik hem de teknik olarak bir özgürlük var. O anlamda bayağı bir destekleyici oluyor sanırım. Merhaba, ben de çok beğendim filminizi. Zevkle de dinledim. Yusuf Gürsoy adım. Sormak istediğim şey şu, beklentilerinizi sordum. Merak ediyorum. Filmi bitirince nasıl beklentileriniz vardı? Herhangi bir beklentiniz oluyor mu? Bu film şöyle sonuçlar bana getirir, şöyle tepkiler alırım gibi. O beklentileri karşıladı mı? Ben kendi adıma hani çok beğendim ama hani sizin yönetmen olarak ne düşünüyorsunuz onu merak ettim. Yani öncelikle ilk yaptığında yapabilmeyi bekliyorsun. Çünkü yani hani Emre de biliyor yani film yapmak, bir şey hayal etmekle yapmak arası çok uzun bir süre sürüyor ve çoğu zaman yapamıyoruz hayal ettiğimiz şeyleri. Yani şunu bekliyordum aslında. Yani bu bitsin, ben bunu anlatayım ve birileri beraber seyredebileyim. Bu kısmı için yemin ederim çok mutluyum. Bu bana yetecek kısmı
batmamayı bekliyordum. Çünkü şöyle bir şey söylemiştim ben. Ya benim ilk filmim batmıştı 200 bin kişi yapmasına rağmen. Yani Karışık Kaset diye bir film yapmıştım şeye. Ya, o battı. Bunu şey diye kurarken şey diye kurmuştuk biz. Öyle bir film yapıyoruz ki batamaz bu film. Ya bunu en son Titanic'in mimarı söylemiş galiba batamaz diye. Öyle bir gemi yapıyorum ki. Yani bizimki de öyle oldu. Yani finansal açıdan daha şey olsaydı mutlu olurdum. Onun dışında şeyle ilgili bir beklentim yok yani. Bir filmin, bir yönetmenin başına gelecek en kötü şey bence filminin görünür olmaması. Yani kötü eleştiri almasından ziyade hiç kimsenin izlememesi, hiç görünmemesi. Ya var çünkü çok iyi filmler olan arkadaşlarım var ve hiç kimse seyretmedi yani. Çok mesela Gözümün Nuru diye harika bir film var Türk sinemasında. Çok az kişi seyretti filmi. Çok az kişiyle konuşabiliyorum. Ya da işte Sen de Gitme Trianda Filiz adaşım şey Tunç Başarı'nın filmi. Harika bir filmdir ama çok az kişi biliyor. Bir filmin başına gelebilecek en kötü şey o. Yoksa yani ödül şu bu şeylerini mutlu olmakla beraber çok oraya onu düşünerek yapmıyorum ben en azından. Yapıldığını düşünmüyorum. Gerçekten tebrik etmek istiyorum. Benim pek çok konuyu eleştirdiğimi, filmleri izlerken yani herhangi bir kıyafetteki eksikten ya da zaman atlamalarındaki hani mantık, kurgusal bozukluk o kadar çok şeye bakarım ki yani hep eleştiririm. Hatta benimle film izlemeye işte çok yakın arkadaşım burada yani rahatsız olurlar. Bu film, siz çok zeki bir adamsınız. Gerçekten. Bir matematik zekası var bu işin içerisinde. Bütün kurgular bence harika olmuş ama çok akıllıca şöyle bir şey de olmuş diyorum. Siz bu devrin, yani kapitalist sistemi o kadar güzel anlatıp insanları akıllı olmaları noktasında, şimdi zeka var, akıl var. Akıllı olmaları noktasında bilinçlendiriyorsunuz gibi bir mesaj geldi bana. Yani bir sürü profesörlerin de dolandırıldığını gördüğümüz bir dönemde yani ya da eğitimsiz bir insanın da o atılan imzalar ama bu imzaların ötesinde de kapitalist sistemin yine hepimizi nasıl köşeye sıkıştırdığını vermişsiniz. Orada tek rahatlatan şey de şu, çok güzel oyuncular kullanmışsınız. Çok güzel açılar yakalamışsınız. Onun için hani onlara bakarken azıcık insan rahatlıyor. Böyle bir hoşluğu var. Yani ben bu sözü almak isterken size nacizane hem tebrik etmek istedim. İstisnayı böyle eleştiremeden izlediğim ve nefesimi tutarak yani ara vermemeniz de çok iyi oldu. Çok güzel dünya çapında bir iş yapmışsınız. Bunu bu kadar net söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani kendi adıma tebrik ediyorum. Hanımefendi bekliyordu arkada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. En arkadaki genç arkadaşımızla devam edelim. Sonra o taraftan geliriz artık aşağı doğru. Öncelikle merhaba, Serinay Gündüz ben. Görsel sanatlar öğrencisiyim. Film eleştirisi dersi alıyoruz. Bugün de hocamızın vesilesiyle buraya katılmış olduk. Öncelikle emeğinize sağlık. Gerçekten çok keyifli bir işti gerçekten. Benim 3 tane sorum olacak. Mahsuru yoksa eğer kısa tutacağım. Öncelikle av ve avcı konusunu ele almışsınız. Yakın zamanda çekilen bir dizi olan Kuş Uçuşu dizisine bir benzerlik arada yakaladım. Hani konu olarak. Hani eğer siz de izlediyseniz bu anlamda bir benzerlik hiç görüyor musunuz? Hiç izlemedim ve ilk kez duyuyorum şeyi. Hiç, o yüzden... Yerli dizi mi? Yerli. Evet, yerli. Yerli dizi. Hangi evet. Platformda yayınlanıyor? Şey şu an Netflix'te. Netflix. Ben de izlemedim, bilmiyorum. Bir arada benzerlik yakaladım, onu sormak istemiştim. Bizimki muhtemelen çok çok daha önce olan ama hiç bilmiyorum şeyde. Yani şöyle, zaten sizinki önce olduğu için sizden bir esinlenme olabilir mi diye. Zannetmiyorum ama teşekkür ederim. Yine av ve avcı konusu geçiyordu orada. Bayağı bir benzerlik yakaladım konu olarak, onu sormak istemiştim. İkinci olarak, ikinci sorum şu. Başınıza gelen bu olayda hani şunu mu acaba düşündünüz? Hani duygu karakterini kendinize hani empati yaptığınızı söylemiştiniz aslında burada.
Ve ben olsam kesin duygunun yerinde olsaydım, kesinlikle böyle bir şey yapardım. Böyle bir hani nasıl söylesem işte Kapital Bank'ın içerisinde yer almış olsaydım kesinlikle böyle bir olay kurabilirdim gibi bir düşünceye mi sahiptiniz? Yani yok hayır yani şey elbette işte kendi yaşadığın şeyler her zaman her kendi yaşadığım şeyleri yazmıyorum. Mesela Genco Erkal'ın oynadığı bir şey yapmıştım. Yani 80 yaşındaki bir adamın deneyimiyle ilgili bir şey yazıyorum ama ben aslında o deneyime hakim değilim. Yani o deneyimim yok. Her zaman kendi yani başlangıç noktası olarak bir yerde geliyor. Yoksa bittikten sonra kendim ben şeye çok inanmıyorum. İnsan anı hikaye olmaz. O yüzden bu yani bu ben değilim, kardeşim değil, bizim konuştuğumuz insanlar bu kadar tatlı değillerdi falan falan yani ya da ne bileyim böyle buna benzemiyorlardı. O noktadan sonra senaryo gramerini gerektiriyorsa, benim anlattığım hikayeni gerektiriyorsa ben duygu olsaydım da o kadar kendimi bağlamıyorum. İlk çıkış noktam sadece o. Potansiyel olarak böyle bir şey görüyor muydunuz kendinizde diye sormak istemiştim. Kendi Burcu Biriciklik görmüyorum. Bir de filmin sonunda çok iyi ters köşe yapmışsınız. Gerçekten beklemiyorduk ama belki herkes aynı şeyi düşünmüyor olabilir. Yani bazı kişiler de belki böyle bir son tahmin edebiliyor olabilirdi. Yani öngörüyor olabilirdi. Bununla ilgili herhangi bir kaygı yaşadınız mesela filmin sonuyla ilgili bağlandığı noktayla ilgili. Yok yaşamıyorum. Ya bazen insanlar şey söylüyorlar ben tahmin etmiştim falan diye. Eğer kızgınsam madalyan diyesim geliyor. Şey... Yani ama bu böyle bir şey ya yani filmi herkesin beğenmeyeceği yani sonunu başta anlayabileceğini biliyorum. Hı hı. Benim derdim aslında o baştaki sürprizli şey anlatırken alttan seyirci kızdırabilmek. Yani o yüzden mesela son sahne öfkelendiği sahneyle bitiyor. Hı hı. Yani benim amacım hepinizi şaşırtacağım. Hiçbirinizin şey bir takım daha deneyimli seyirci bu tür şeyler için sürprizli filmlere anlıyor olabilir. Hı hı. Ki zaten bir süre sonra artık anlıyorsun yani kesin evet. Bir şey daha çıkacak diye. Onunla ilgili o kaygıyla bitmezdi yani, yani öyle yapsaydım. Onu bir tarafa bırakıyorum. Çok şey yapmıyor beni. O kısmı kurmuyor beni. Anladım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son iki soru alacağım. Tunç sen seçmek ister misin son iki? Nasıl seçeyim? Sen yani... seçeceksin. Sana bırakıyorum. Sen karar ver. Yani o beyefendi o kadar el kaldırıyor ki o yüzden. Tamam. Bir gerilim filmi gibi adeta izledik. Öyle bir yanı da var filmin. Hikaye içinde hikaye oturtmak var. Esas olarak iki mekan herhalde ağırlıklı olarak kullanılmış. Bir tanesi o büroda geçen mekanlar içinde. Bir tanesi de kursa geldikleri insanların öğrenmeye geldikleri yer olsa gerek. Çok güzel, çok sevdim ben. Şimdi tabii bankaları burada eleştirebiliriz ama bu sistemi eleştiri gibi görmek lazım ben sizin filminizi. Bu aynı zamanda telefonda biliyorsunuz telefon operatörleri de bizim bilgilerimizi zaman zaman satıyor. İnternette de oluyor bunlar. Yani toplumun bunlara karşı da uyanık olması lazım. Ayrıca bunları düzenleyen yasalar da olması lazım. Yani burada biraz bankanın bir suçu yok ama biraz haydutluk da var. Bahsettiğiniz büronun yaptığı haydutluk da var bana göre. Onun için sadece bunu ben sistemin eleştirisi olarak görüyorum. Bir başka bu bahsettiğim konulara doğru da evriliyor. Bir şey sormak istiyorum. Kül kedisiyle şeyin ilişkisini kuramadım. Karakterlerin tam ilişkisini kuramadım. Yani o metafor tabii size geçmiyorsa tekrar açıklamam ne kadar şey bilmiyorum. Çünkü aslında filmin kendisi yapması gerekiyor. Onu ben denerim anlatmayı. Kül kedisi de şey der ya, yani gece git ama saat 12'de geri gel gibi bir şey söyler. Yani bankada harca ama şu zaman geri ödersin. Yani gelmezse de bedelini ödersin gibi bir şey söylüyor. Bütün bu peri masalları, harcayın, istediğiniz kadar şey yapın, bankanız sizi düşünecek masal şeyiyle kül kedisini anlatısını bir yere oturtup oradan bir metafor kurmaya çalıştım. Daha fazlasını burada anlatmam yani benim filmle ilgili şeyimi sen filmin yapması gereken şeyi benim yapmam oluyor. Geçmediyse o benim eksikliğim. Yok be. Son soruyu beyefendiden alıyorum. Merhabalar hocam.
Ben belki 22 yaşındayım. Tiyatroyla uğraşıyorum. Nacizane yönetmenlik yapmaya çalışıyorum. Geçen hafta izledim filmi. 700'ün ben deli dehşet bir hayranıyım. Yani 7 bölümünü de yüzlerce kez izlemişimdir. İnsanlar ikiye ayrılırın sizin yönettiğinizi bilmeden izlemiştim. Ve sonunda dedim 700 de çok benziyor bu. Yani hem grafik anlamında benziyor, hem gördüğüm şey anlamında, hikayenin gidişatı anlamında da çok benziyor. O yüzden sizin olduğunuzu gördükten sonra çok heyecanlıyım ve bugün de söyleşince çok büyük bir zevkle geldim buraya. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Birazcık tiyatroyla bağdaştıracağım bunu. Tiyatro yönetmeye çalışırken ben çok bilinen işte Shakespeare oyunlarıdır, çok bildiğimiz usta yazarların oyunlarından ziyade birazcık daha deneysel ilerlemeyi seviyorum. Daha böyle filmlerden bir şeyleri tiyatroya yansıtmaya çalışıyorum. Şu an hali hazırda üstünde çalıştığım bir proje var. Murat Dişli'nin yazdığı Cebimdeki Yabancı diye bir film var. Onu tiyatro uyarladım şu anda. Provalarına da başladık. Ve içimden de çok büyük bir arzuyla 700'ün ilk bölümü Büyük Günahları bir tiyatro sahnesi görmeyi çok arzuluyorum. Siz bir yönetmen olarak kendi filmlerinizin tiyatro uyarlanması ile ilgili ne düşünürsünüz? Sizce etik midir bu, olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Onu çok merak ediyorum. Ve izin verirseniz de uyarlamayı da çok isterim naçizane. Böyle bir soru oldu hocam. Çok sağ olun. Dışarıda konuşalım. Tamam. Ben çok sinemadan daha iyi bir tiyatro seyircisiyim. O bölüm dahilinde yani Büyük Günahları benim oyun yapıp benim yönetmem için bir teklif geldi. Düşündüm. Aynı etkiyi o yani sinemanın kullandığı etkili şey olmaz yani. Ona reji olarak bayağı takla attırmak gerekiyor yani şeye. Ama mesela şu anda ben bugün İstanbul'dan geldim. Uçakta ben de oyun yazıyorum. Benim de hedefim ben de tiyatro oyunu yönetmek istiyorum. Yani iki yıldır istiyorum yani tembellikten. Ama bugün uçakta yazıyordum en azından. Yani bu sene içinde, 2023 içinde benim de isteğim bir oyun yönetmek. Yani ikisi bence çok farklı disiplinler. Tiyatro bence bir tık daha zor şey olarak. Sinemaya göre daha zor, daha böyle heyecan verici. En azından ben kendimi orada daha amatör ve daha şeyde hissediyorum. Çok büyük bir heyecanla hissediyorum. Daha önce bir takım yerlerden talep geldi o 700 bölümlerini yapmak için. Metin'e bir çare bulabilen kişileri dinlemek isterim aslında. Onu konuşuruz. Teşekkür ediyorum hocam, çok sağ ol. Herkese çok teşekkür ederiz. Son olarak Tunç Bey'e bir plaket sunmak istiyoruz FİAP adına. Sayın FİAP tekrar Başkanımız Metin Bey. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Tunç Bey teşekkürler. Emre Çınar'a çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.